Bu işin reklamı niçin bu kadar yapılıyor? Yani kahvaltı ürünleri neden bu kadar gündemde ve tüketici olarak bizler adına hedefte diyebiliriz. Dolayısıyla bunları konuşmak üzere çok değerli bir konuğum var şu anda hattımızda. Kendisine bağlanıyoruz. Dijital İletişim Araştırmacısı Doçent Doktor Ali Murat Kırık bizlerle birlikte. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba Halit Bey, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hocam teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben de iyiyim. Reklamlarda akşam ya da öğlen yemeğinin içeriklerine göre reklam görmek, açık söylemek gerekirse, zor. Az önce de programımızda bundan bahsettim. Sürekli peynir, sucuk, işte şarküteri ürünleri, meyve suyu, ekmek, süt vesaire gibi, bal ve reçel gibi, yani kahvaltılıklarla ilgili ürünlerin reklamlarının yapılıyor olduğunu görüyoruz. Adeta kahvaltıyı böyle sofralar kurulup yapmamız konusunda bir yönlendirme de var gibi. Bunun sebebi nedir acaba? Tabii Halit Bey, burada aslında reklamların gücünü ifade etmemiz gerekir ve tabii ki kahvaltının bir öğün olarak kabul edilmesinin tarihçesine değinmemiz gerekir. Sanayi devrimiyle birlikte reklamlar ortaya çıkmış ve tabii ki üretim, seri üretimin gelişim göstermesiyle birlikte ürün çeşitliliği artmaya başlamıştır. Çünkü artık bu üretim beden gücünden makine gücüne doğru evrim geçirmiştir. İnsanlar fabrikalarda çalışmak için çiftliklerini terk etmiştir. Çoğu sabah yedikleri ağır öğünleri suçlayarak hazımsızlık şikayetlerini beyan etmeye başlamışlardı. İşte bu dönemde mısır gevreği bir anda popüler bir hal almaya başlamış. 1940'lara geldiğimizde bu vitaminlerin keşfedilmeye başlanmasıyla birlikte tahılların giderek yaygınlaştığını görüyoruz ki tahıl üreticileri tahıllarına vitamin katmış ve reklamlarda da bu ürünleri mükemmel bir kahvaltı olarak sunmaya başlamışlardır. Yani aslında bir nebze de olsa bir algı oluşturmaya çalışmışlardır. Tahıl endüstrisinin reklamlar aracılığıyla pazarlanması diğer ürünlere olan ilginin azalmasına sebebiyet vermiş. İşte tam bu dönemde reklamlar devreye girmiş. Peynir gibi, zeytin gibi, yumurta gibi diğer kahvaltılık üreticileri de aynı yolla ürünlerini pazarlamaya, reklamlar aracılığıyla ürünlerin sağlığa olan faydalarına vurgu yapmaya başlamışlardır. Günün ilk öğünü olması nedeniyle daha fazla insanın kahvaltı yapması, reklam pazarında bu ürünlerin baş köşede yer almasına sebebiyet vermiş. Ürün çeşitliliğinin meydana gelmesi ve artan rekabet koşulları reklamlar aracılığıyla ve insanlarda algı oluşumuna neden olmuş Halit Bey. Reklamlar insanlara rol model oluşturduğu için çok etkin bir yönlendirici görevi de görüyor. Tabiri caizse ideal kahvaltı budur mesajını bilinçaltına ekiyorlar. İletişim teorisyeni George Gerber'ı burada hatırlamamız gerekir. George Gerber'ın ekmek kuramı tam da bu durumu açıklamak için kullanılıyor. Ekmek kavramı belli bir kültürü, ideoloji ya da unsuru izleyicinin bilinçaltına yerleştirme anlamı taşıyor. İşte kahvaltı reklamları da Halit Bey tam bu görevi üstlenerek izleyicinin bilinçaltında kahvaltılık ürünleri ekiyor ve böylece bizler ne yapıyoruz? Kahvaltılık ürünleri almaya ve o ürünleri tüketmeye tabiri caizse yönlendirilmiş oluyoruz. Peki hocam, gerçekten yönlendirme gücüne sahip mi bu reklamlar? Şimdi Halit Bey, tabii reklamların yönlendirme gücünü ifade etmemiz gerekir ama kişilerin burada psikolojik ve ekonomik faktörlerinin de devreye girdiğini söyleyebilmek gerekir. Reklam tüketicinin tutumunu ve davranışını etkileyerek belli bir ürün veya markayı satın almaya teşvik etme amacı taşımaktadır. En iyi kahvaltı bu zeytinle yapılır. En iyi kahvaltı bu peynirle yapılır. En iyi kaşar peyniri budur, en iyi zeytin budur, en iyi reçel budur gibi özellikle sıfatlarla tüketicinin bilinçaltına doğrudan hükmedilmekte ve ürün tercihi noktasında reklamlar son derece önemli bir işlev üstlenmektedir. Reklamlar aracılığıyla tüketici davranışlarının yönlendirilmesi açısından bilgilendirme önemli bir kriterdir. Ürün veya hizmet hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan bir tüketici takdir edersiniz reklamlar aracılığıyla satın alma davranışına yönelebilmektedir. Reklamda bir şeyi herkes yaptığı için veya herkes aynı ürünü kullandığı için tüketici o ürünü almaya yönlendirilir. Ancak bunun tam tersi durumların da olduğunu görüyoruz. Tüketicinin başkalarından farklı olma isteğini hitap eden ürünlerin de son derece ilgi gördüğünü söyleyebilmek mümkün. Bu reklamlar ürünün işte havalı, lezzetli, işte sağlıklı olması açısından, hijyenik olması açısından tüketicinin bilinçaltında hemen o ürüne yönelik
satın alma ihtiyacını, satın alma güdüsünü ortaya çıkartıyor. Yani aslında burada reklam psikolojisinin de devreye girdiğini söyleyebilmek mümkün Haluk Bey. Hocam sadece bizde değil, tüm dünyada adeta kahvaltıda tüketilebilecek olan gıdaların reklamlarını yapıyorlar. Dolayısıyla şunu gerçekten merak ediyorum. Yani reklamlar bizi kahvaltı yapmaya nasıl yönlendiriyor? Haluk Bey, özellikle reklamlara baktığımızda hep bir stereotip. Kadın erkek stereotipi, işte anne baba stereotipi, çocuk stereotipi oluşuyor ve reklamlar aracılığıyla aslında aile fertlerine, topluma rol model oluşturuluyor. Başta bunu söylemem gerekir. Reklam sektöründe de hedef kitlenin kültürel özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. İşte reklamcılar tam da bunu yapıyorlar. İletecekleri mesajları hazırlarken hedef kitlenin, yani Türk toplumunun gelenekleri, görenekleri, demografik özellikleri, kültürel yapısına uygun olup olmadığına dikkat ediyorlar. Ayrıca ulaşılmak istenen hedef kitlenin demografik, psikolojik, sosyokültürel özelliklerini de göz önünde bulunduruyorlar. Duyguların yine Haluk Bey bu dönemde reklamlar aracılığıyla ön plana çıktığını görüyoruz. Çünkü psikolojik faktörlerin devreye girmesiyle birlikte ürüne yönelik ilgi artıyor. O ürün çok farklı bir ürünmüş gibi sanılıyor. Böylece topluma mal olmuş özellikle ünlü isimler kullanılarak reklamlarda tercih edilerek ikna düzeyinin arttırılması yoluna gidiyor. Tabii ki bu da reklam ajansları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Pazar payı çok büyük olduğu için mi? Şimdi Türk kültüründe kahvaltı kültürünün yeri ayrı. Bu durum ister istemez pazar payının büyümesine de sebep oluyor. Pazar payı büyüdükçe ürün çeşitliliği ve bu pazara girmek isteyen şirket sayısı, gıda firması sayısı gün geçtikçe artıyor. Bugün baktığımızda işte marketlere gidiyoruz, şarküterilere gidiyoruz. Çeşit çeşit peynirin var olduğunu, çeşit çeşit zeytinin, sucuğun, salamın, sosisin, reçelin, hatta mısır gevreğinin üretildiğini görüyoruz. Özellikle biz biliyorsunuz üç tarafı denizlerle çevrili, zengin bir coğrafi yapıya, kültürel yapıya sahip olan bir ülke olduğumuz için her bölgeye özgü kahvaltı ritüeli bulunuyor. İşte kimi serpme yiyor, kimi işte doğu kahvaltısı yiyor. Bu da ne sağlıyor? Ürün çeşitliliğinin artması pazar payının ve kahvaltı endüstrisinin büyümesine sebep oluyor. Ancak bu dönemde tabii dikkat etmemiz gerekir. Seçtiğimiz, tercih ettiğimiz ürünler son derece önemli. Çünkü gıda terörü dediğimiz özellikle kahvaltılık ürünlere, çok farklı malzemelerin, kimyasalların katıldığını da dikkat ediyoruz. Tüketicilerimizin bu noktada bilinçli olması ve mutlaka hijyenik koşullara uygun TSE damgalı ürünler tercih etmesi son derece önem arz eder. Hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, sağlıkla kalın diyorum. Ben teşekkür ediyorum Haluk Bey. Sağlıklı günler diliyorum hepinize. Evet değerli izleyenler.